Merhaba arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz. Yine bugünkü dersimizde After Effects'te değişik bir konu işleyeceğiz. Gelin şimdi hep birlikte After Effects programımızı açalım. Evet, görüyorsunuz burada katmanlarımız yavaş yavaş oluşmaya başladı. Şimdi bu katmanlarda biz ne gibi işlemler yapabiliriz? Onları bu dersimizde ayrıntılı olarak görelim. Katmanlarla ilgili, buradaki layer'larla ilgili. Ben layer olarak bundan sonra anacağım arkadaşlar. Buradaki işaretlerin ve ikonların ne anlama geldiğini görelim bu dersimizde. Hemen ilk layer'ımızdan başlayalım. İlk layer'ımız neydi? Geçen dersimizden hatırlayacaksınız. Şurada, şu araya şöyle bir separatör koymuştuk. Bu tip separatörler genellikle aynı ölçekli iki görüntünün değiştirilmesi sırasında televizyonculukta çok sık kullanılır. Ya da araya başka bir konu, başka bir resim almak istediğinizde böyle bir görsel zenginlik katmak için bu tarz separatörleri kullanabilirsiniz. Bunu da yeri gelmişken size aktarayım, bir alt bilgi olarak aklınızda bulunsun arkadaşlar. Hemen şurada bakın, izleme çubuğun birinci layer'ın en üstteki layer'ın üzerindeyken buradaki ilk baştaki göz ikonuna tıklarsam bakın var yok olarak buradaki göz ikonunu kaldırırsanız o layer'ı deaktive etmiş olursunuz. Şöyle kaldırdım. Zaman zaman buna ihtiyaç duyacaksınız. Zaman zaman da gözükmemesini o layer'ın isteyeceksiniz. Sadece kılavuz olarak kullandığınız bir layer olabilir. Orada kullanırız. Eğer layer'ımızın ses özelliği de varsa burada hoparlör ikonunun altında hemen bir gördüğünüz gibi son iki klibimizin sesi olduğu için burada bir hoparlör ikonu var. Bu da sesi açıp kapatmaya yarayacaktır. Seslerle ilgili dersimizde bunu daha ayrıntılı olarak göreceğiz. Şöyle bir sonraki ikonum solo ikonu. Şuradaki yuvarlak ikonum. Bu da şu anlama geliyor arkadaşlar. Burada çok farklı layer'larla işlem yaptığınızda birlikte şöyle getireyim mesela. Şurada birinci ve en alttaki üçüncü katmanımda şu anda aktif ve ikisi aynı anda gözüküyor. Bakın şu anda şu izleme çubuğum buradayken hem separatörüm hem alttaki background layer'ım gözüküyor. Siz solo tuşuna şurada hangi layer'ın solo olmasını istiyorsanız ona basarsanız burada bakın sadece background layer'ım. Bunu kapatıyorum. Sadece separatör layer'ım gözüküyor. Burada diğerlerini tek tek açıp kapatmaktansa burada sadece o layer'ı görmek için bunu kullanabilirsiniz. Buradaki bir kilit ikonum var arkadaşlar. Lock ikonum. Yanlışlıkla siz burada herhangi bir objenin yerini sağa sola kaydırmak istemezseniz o objeyi kilitlersiniz. Hemen şu separatörün üstünde deneyelim. Bakın yanlışlıkla şöyle atıyorum işlem yaparken kaydırdığınızda resmin henüz tamamı oluşmadığı için kadrajın içinde şöyle hoş olmayan bir görüntüye sebep olabilirsiniz. Yanlışlıkla böyle kaydırırsanız. Burada birçok katmanınız olduğunda timeline'ın üzerinde hangisinden kaynaklarını da hatırlamamış olabilirsiniz. Eğer ben undo yapıyorum şöyle iki kere. Eğer ben bunu kitlemiş olsaydım bakın bu layer hiçbir şekilde hareket etmeyecek. Background layer hareket ediyor ama bu layer'ı seçemiyorum bile gördüğünüz gibi. Ben yine undo yapıyorum. Şimdi kaldıralım bu kilidi. Evet ne demiştik bir önceki dersimizde anlatmıştık. Şuradaki bir üçgen ikonu. Bu üçgen ikonunun anlamı bu program için ve After Effects programı için özellikle. Bunun altında ayarlanması gereken, düzenlenmesi gereken bazı ayar parametreleri olduğudur. Bunu tıklayarak bu alt parametrelerin ne olduğuna bir bakalım ve ne anlama geldiğini görelim.
Görüyorsunuz transform başlığı altında toplanmış bir takım ayarlarım daha var. Bu üçgeni de tıklayarak bu alt başlıkları görüyorum. Anchor point. Anchor point çapa noktası diye de tabir edeceğimiz bir özellik. Bu bir nesneyi tuttuğumuz nokta anlamına geliyor. Ve şöyle bir article ikonuyla ekranın tam ortasında bakın gösteriliyor. Bunun yerini değiştirebiliriz arkadaşlar. Ben hemen şuradan yine şu bölümü expand ederek şuradaki nümerik değerlere ulaşmak istiyorum. Bakın ortaokuldaki matematik dersinden hatırlayacaksınız. Bu x düzlemi birinci değer, ikinci değer de y düzlemi. Yani x yatay düzlem, y de dikey düzlemi ifade eden. Benim burada yaptığım herhangi bir değişiklik, şöyle bakın, şuradaki çapa noktasına dikkat etmenizi istiyorum. Şurada mouse'la sağa doğru çektiğimde bakın, aslında çapa noktası hareket ediyor. Çapa noktası sağa doğru geldiği için resim de sola doğru gitmiş oluyor. Buradan değiştirebileceğiniz gibi çapa noktasını, tekrar orijinal değeri olan 288'i düzeltiyorum. 360'ı yazabilirsiniz. Ya da buradan reset komutuyla ilk değerlerine dönebilirsiniz. Ya da buradaki çapa noktasının bir diğer değiştirme şekli. Sonuçta biz burada görsel ve grafik bir iş yaptığımız için görerek oluşturmalıyız kompozisyonumuzu. Buradaki pan behind tool'u tıklayarak buradaki çapa noktasını layer'ınızın üstünde istediğiniz noktaya taşıyabilirsiniz. Bakın bu sefer çapa noktam burada. Şimdi bu çapa noktasının değişiminin etkilerini görelim. Neden bu kadar önemli? Tekrar reset'i tıklayarak eski yerine getiriyorum. Bakın bir altında position'ım var. Bir altında scale, bir altında rotation. Şimdi bu aradaki ikiyi ilk başta es geçerek rotation'a gelelim. Rotation tahmin edeceğiniz üzere döndürmek anlamına geliyor. Yani XY düzleminde sağa ya da sola çevirebiliriz belirli bir açıyla. Buradan açıyı nümerik olarak girebileceğiniz gibi böyle mouse'la çevirerek de siz istediğiniz açıyı verebilirsiniz. Bakın sağa sola 45, 50 nümerik değer arttıkça 90 derece tam diktir. Arkadaşlar şöyle dik bir çevirme ya da sağa doğru. Tam ortadan buradaki tutma noktası dediğim anchor point'ten çevirir objenizi arkadaşlar. Tekrar reset diyelim ve pan behind tool'unu kullanarak tutamak noktasını şöyle yukarıya sol üstte bir yere alayım. Şuradan şurada bakın gördüğünüz gibi. Ve rotation'ı şimdi çevirdiğimde bakın artık objem, benim grafik objem o noktadan çevriliyor. Bu özellik bu yüzden önemli arkadaşlar. Tekrar undo yapıyorum ve buradan reset tuşuna basarak sıfırlıyorum arkadaşlar değerleri. Position özelliğim ise yine tahmin edeceksiniz. Position objemin yerini x ve y düzleminde yani yatay ve dikey düzlemde değiştirme yarar. Böyle değiştirebileceğim gibi bakın burada hayali çizgi olarak gözüküyor. Bu şu anlama da geliyor. Benim ekranım şu sınırlar içerisinde ama bu grafiğimin ekranda gözükmeyen bu kadarlık bir parçası da var demek. Böyle sağa sola kaydırabilirim ya da yukarıya aşağı kaydırabilirim grafik objemi ya da buradan yine reset diyorum. Kaydırmak istediğim, yerini değiştirmek istediğim objemi seçme ikon tool'unu buradan seçerek kısa yolu V'ydi arkadaşlar. Van'ın V'si. Buradan herhangi bir noktadan tutarak sonuçta biz görsel bir iş yapıyoruz. Burada nümerik değil ekranın üstüne koymak istediğim herhangi bir noktaya tabii kompozisyonumun özelliğine göre
yerleştirebilirim. Tekrar buradan reset'i tıklayarak ortalıyorum. Bir sonraki ayarım transform konusu altında scale'dır arkadaşlar. Yani ölçeği, boyutu. Bunu bir önceki derste kısaca bahsetmiştim. Siz burada şu yanında bir zincir ikonum var. Bunu açarsanız buradan sadece dikey, yatayda daha doğrusu ve dikeyde objenizi büyütüp küçültebilirsiniz. Tekrar reset'e basayım. Ama bu ikon tıklı olduğunda ister X'de ister Y'de değişiklik yaptığınızda şöyle objeniz orantılı olarak büyür ya da küçülür. Resetliyorum. Ya da aynı işlemi de buradan yapabilirsiniz. Buradan kenarından tutup bakın bu sefer size biraz da hareket özgürlüğü sağlıyor. Shift tuşuna basmadığınız sürece bu değişimi dilediğiniz biçimde yapabilirsiniz. Shift'e bastığınız anda şöyle bakın objeniz oranlı olarak orijinaline orantılı olarak büyür ya da küçülür. Bir sonraki özelliğim katmanların özelliğinin rotation özelliği arkadaşlar. Rotation'da demin anchor point bahsini anlatırken bahsetmiştik. Böyle sağa sola evirme, çevirme işini yapabileceğiniz özelliği. Bunu buradan yapabileceğiniz gibi yine buradan nasıl yaparız? Bu sefer buradan rotation ikonunu seçip kenardan şöyle sağa sola görerek çevirebilirsiniz objenizi. Bir sonraki ikonum parametrem transformların altındaki opacity. Opacity görünürlüktür arkadaşlar. Görünürlüğü de siz buradaki değer sıfıra yaklaştıkça transparanlaşır bakın. Yüze doğru geldikçe ve yüze de tamamen görünür olur. Zaman zaman bu özelliği fade in fade out yapmak için ya da başka amaçlar için kullanabilirsiniz ileride. Şimdi burada bir özelliğimiz daha var arkadaşlar. Onu göstermek istiyorum. Bunun için öncelikle şöyle klibin kompozisyonumuzun başında yeni bir solid atayalım. Nasıl atıyorduk hatırlıyorsunuz. Buradaki layer'dan new komutundan sonra solid tıklayarak make composition size diyorum ve mavi renkli bir boş layer solid atıyorum. Buna basar basmaz bakın en üst katmana bana blue solid şeklinde bir layer açıyor ve layer'ımı en üstte olduğu için alttaki katmanlarımı göstermiyor. Sadece en son açtığım katman gözüküyor. Bakın şöyle sağa doğru çektiğimde aslında onlar orada duruyor. Tekrar Ctrl Z yapıyorum. Şimdi bunun üçgenini açarak bazı özelliklerine bakalım. İlk önce Scale komutundan şundaki zinciri bozup şurada yüksekliğini biraz küçültüyorum. Şöyle bir band elde ediyorum. Bunu biraz daha küçültelim. Şöyle. Ve X'de de biraz küçültelim. Şöyle bir obje elde edelim. Şöyle bir dikdörtgen grafik obje. Biraz daha kalın olabilir. Şöyle uzun olabilir. Şöyle bakın arkadaşlar. Bu ekranın üstünde istediğim yere bu objeyi, bu grafik objeyi taşıyabilirim. Şimdi bu objemiz burada dursun. Şunların ne anlama geldiğini görelim. Buradaki saat benzeri ikonların her özelliğin yanında bakın. Anchor point, position, rotation, opacity. Yanında saat benzeri bir ikonum var. Bu özellik arkadaşlar keyframe özelliği. Anahtar kare diye de Türkçe'ye çevirebileceğimiz keyframe'i ben bu ismiyle kullanmayı tercih edeceğim. After Effects'in
ya da bu tip efekt animasyon programlarının vazgeçilmez demeyeyim de en anlaşılması gereken özelliğinden bir tanesidir. Bu keyframe özelliği. Nedir keyframe? Keyframe bir animasyonu oluştururken hareketin değişmeye başladığı noktayı ya da değiştiği noktayı tayin etmektir. Ve ona değiştiği noktayla ilgili değerleri verebilmektir. Böylece biz animasyonun oluşmasını sağlarız. Bu mavi solid layer'ından eğer örnek verirsem, farz edelim ben bu mavi solid layer'ın ekranın solundan girip şöyle sağına doğru hareket etmesini istiyorum. Buradaki timeline'ımdan 4 saniye boyunca. Yani bu separatörüm ekrana girmeden önce bu objemin şöyle ekranın solundan sağa doğru kaymasını istiyorum. Bunu nasıl başarırım? Elbette ki keyframe özelliğiyle ve pozisyon özelliğiyle, değil mi? Benim 0. saniyede, filmimin 0. saniyesinde, kompozisyonumun 0. saniyesinde solid layer'ım burada, 4. saniyesinde de burada olmasını istiyorum. Bunu başarmak için iki noktada benim keyframe vermem lazım. Belki fizik dersi alanlarınız varsa aranızda hatırlayacaktır. Hareketin tanımı farklı iki nokta arasındaki hareketin tanımını eğer fizik okuyan arkadaşlarınız varsa aranızda hatırlayacaktır. Sabit bir nesneye göre bir cismin yer değiştirmesidir. Bu yer değiştiren cisim zaman içerisinde iki farklı noktada olmalıdır ki biz bunun hareketini tanımlayabilelim. Bunun için zaman kavramımız var. Yani timeline'ımız burada ve yer kavramımız var. Burada position özelliğini kullanacağız ve buna bir keyframe vereceğiz. Yani bu hareketi tanımlayabilmemiz için buna zaman içinde iki farklı nokta tanımlamamız gerekir bu hareket edecek obje için. Şöyle ben kadrajın dışına çıkarıyorum bu objemi ve şöyle biraz bakın hayali çizgiyle bana gösteriyor. Bu objenin tamamı burada diyor bana After Effects. Şöyle objemin kadrajımın dışına çıkarıyorum ve 0. saniyede yani filmimin başında position ikonunun yanındaki saate benzer ikonu bir kere tıklayarak buna bir keyframe veriyorum. Yani bu objem bu zaman içerisinde 0. saniyede burada. 4. saniyede ise şöyle yaklaşık 4. saniyede şöyle 4. saniye alayım. Böyle bakın şuradan da görüyorum. Şuradan da izleyebilirim. 4. ya da buradan da görebilirim arkadaşlar. Current time'ı. Daha sonra bu objemi tutuyorum. Şöyle ekranın dışına taşıyorum. Eğer bu taşıma sırasında shift tuşuna basılı tutarsam, ilk önce sağa doğru hareket ettirip shift tuşuna basarsam artık yukarıya doğru kayma gerçekleştirmez. Yukarıya doğru tırmandırıp shift tuşuna basarsam artık sağa doğru bunu taşıyamam. Böylece dik bir yukarıya çıkma sağlamış olurum. Ben sağa doğru tercih ediyorum. Sağ ekranın dışına doğru çıktığım anda bırakıyorum. Şimdi buradaki sonuçları gözlemleyelim. Birincisi, ilk önce bana bir motion pad çizdi burada. Kırmızı hayali çizgiyle. İkincisi, ikinci keyframe'imi burada otomatikman oluşturdu.
Bu şu demek, 0. saniyede objem burada, 4. saniyemde objem burada. İzleyelim bakın. Yavaşça izliyorum. Aradaki mesafeyi, aradaki değerleri After Effects kendi dolduruyor. Bakın izleyelim. Şöyle objem sağdan soldan sağa doğru geçiyor. Tekrar izleyelim. Evet. Aslında bu keyframe özelliği After Effects'te yapacağımız işlerin özüdür arkadaşlar. Yine bu keyframe ile ilgili neler yapabiliriz? Onu görelim. Şurada bakın keyframe'in oluştuğuna dair keyframe'ler arasında navige edebileceğim ya da izleme çubuğunu oraya taşıyabileceğim ayarlar var. Okçuklar var daha doğrusu. Şurada başlangıç okuna tıklayarak izleme çubuğuma bakın. Otomatikman bir sonraki keyframe'e geldi. Yine sola doğru tıkladığımda şuradan bakın izleme çubuğum hemen bir sonraki keyframe'e doğru geldi. Ben istersem arada şöyle ikinci saniyede şurada yeni bir keyframe oluşturabilirim. Bunun için de buradaki aradaki noktaya iki okun arasındaki noktaya tıklayarak şöyle orada bakın hemen yeni bir keyframe oluşturdu. Ya da dilerseniz şöyle yapabilirsiniz. Bu keyframe'i ben siliyorum buradan. Keyframe'i de böylece nasıl sileceğimizi de öğrenmiş olduk. O ilgili keyframe'i aktifleyip silebiliriz. Ya da şöyle ikinci saniyeye getirdim izleme çubuğumu. Ve objemi tam ikinci saniyedeyken şöyle biraz yukarıda olmasını istiyorum. Shift tuşuna basıyorum kaymaması için. Bakın. Hemen motion path'im yani hareketi gösteren izim şöyle bir eğriye dönüştü. Hareketi izlersem şöyle bir hareket elde etmiş oldum arkadaşlar. Bakın. Şöyle. Yine buradan keyframe'ler arası navigasyonumu yapabilirim. Şöyle. İstemediğim keyframe'i şöyle aktifleyip mesela şu keyframe'i yani hareketin burada olduğunu gösteren bu anahtar kareyi aktifleyip delete tuşuna bastığımda hareketim tekrar eski halini alıyor. Ya da şu şekilde ayar yapabilirim. Yine sondaki keyframe'e taşıyorum izleme çubuğumu. Objem burada değil de burada kalsın diye yerini de değiştirebilirim. Şöyle ki ekranın burasına geldi ve durdu. Bakın bir üstteki layer'da kaldığı için separatörün de bu üstünde kalmış oldu. Ben separatörü şimdi geçici olarak buradan kapatıyorum. Bakın. Şöyle. Burada saat ikonu gördüğünüz, After Effects'te saat ikonu gördüğünüz her değişkende keyframe verebiliyoruz arkadaşlar. Eğer bu keyframe verdiğiniz özelliğe mesela şu objeyi şuraya aldım. Obje buradayken ben bu keyframe oluşturma ikonuna tekrar tıklarsam tüm keyframe'ler silinir ve objem artık animasyonunu da kaybeder. Bıraktığım noktada kalır. Farz edelim burada scale özelliğine de keyframe verelim ve ne tür bir değişiklik olacağını burada görelim. Burada filmin başlangıcında bir hemen keyframe'i aktifleyerek tıklıyorum. Hemen o noktaya bana bir keyframe veriyor ve değerini şöyle ekranın şurasına taşıyayım daha iyi görülmesi için. Şöyle küçültüyorum. Şöyle undo yapayım Ctrl Z'li. Şunu tıklayarak oranlı büyüsün küçülsün. Şöyle küçülttüm.
Biraz ilerledim. Bu sefer büyüttüm. Bakın, zaman içinde ben ilerledikçe ve değerlerimi değiştirdikçe otomatik bana yeni bir keyframe atıyor After Effects. Biraz daha ilerledim. Küçülttüm. Biraz daha ilerledim. Büyüttüm. Bakalım nasıl bir animasyon elde edeceğiz. Şöyle küçülttüm. Büyüttüm. Bakın. Şöyle. Tabii şuraya kadar ayarlamıştım. Bakın, objem şöyle bir animasyon elde etmiş oldum. Şöyle. Tekrar bu ikona tıklayarak tüm oluşturduğum keyframe'i ve animasyonu da bozmuş oldum. Şurada bir de rotasyonla aynı işi yapalım. Şöyle keyframe'e basıyorum arkadaşlar. Şöyle hafif çeviriyorum bakın. Biraz ilerliyorum. Bu tarafa doğru çeviriyorum. Biraz ilerliyorum. Bu tarafa doğru çeviriyorum. Şöyle bir animasyon elde etmiş oldum bu sefer de. Dediğim gibi bu keyframe özelliği katmanlar arasında bu işareti gördüğünüz her yerde After Effects'te keyframe yapabileceğinizi ve anime edebileceğinizi o değeri anlamış oluyoruz. Böylelikle bu dersimizin de sonuna geldik. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Hepiniz hoşça kalın.